Geliyorum. Ne var, ne oldu? Ne oluyorsunuz kuzum? Alfabeyi mi söküyorsunuz? Sen nereden çıktın? Sana şimdi bir şey söyleyecektim ama yorgunum. Bizi bağışla, seni beklemiyorduk da. Ayşe'nin morali bozulup da Mudurnu'ya geri dönünce annem biraz da sen git dedi. Muammer kardeşini yalnız bırakma dedi. Biz de kafamızı dinleyeceğiz diye düşünüyorduk. Ayşe senin dilinin uzun olduğunu söylemişti bana. Ben Ayşe'ne benzemem, söküveririm o dilini senin. Gelmişken biraz kalırsın derim ana abla. Tabii, sıkılıncaya kadar. Biz çabuk sıkılırız. Siz değil, ben sıkılıncaya kadar. Kardeşim nerede? Deneyler yapıyor, laboratuvarda. Buyurun geçelim. Dinlenirsiniz hem biraz. Şöyle bir üstümü başımı değiştireyim. Bavullar mı getir? Buyurun. Hala çalışma odasından çıkmadı. Ne kötülük var bunda? Odayı laboratuvar haline getirir, deneyler yapacağım diye. Birisi onu bu işten vazgeçirmeli, yoksa kötü şeyler olabilir. O kadar meraklanma. Bırak oyalansın, işi yok, gücü yok. Öyle şeyler bulacağım ki benim dahi olduğuma sonunda siz de inanacaksınız diyor. Ne bulacakmış? Gençlik kremi. Başarısız şampuan girişiminden sonra hiç de fena fikir değil. Bir sürü insanın saçları döküldü onun yüzünden. Ben de ondan korkuyorum ya zaten. Ne yapayım? Yine bu adam. Gençlik kremini bulabildin mi kardeşim? Hayır. Ama bir gün mutlaka bulacağım. Bir deha olduğumu size ispatlayacağım. İspatlamana gerek yok hayatım. Ben senin bir deha olduğunu biliyorum zaten. Gel de seni söndüreyim. Şu hale bak. Buyurun. Ben alttaki komşunuzum. Patlamayı duydum. Doktorum, yardım edebilir miyim? Ayrıca itfaiye de haber verdim. Thank you.
Çekme çocuğum. Canım. Yavrum çekme. Çekme çocuğum. Bir tanem canım. Canım benim. Çekme yavrum. Ah, ne tatlı şeysin sen böyle. Ha, kimin çocuğu bu böyle? Ha? Ablanın çocuğuyum. Ablana hürmetlerimi sunarım. Benim bir şey mi vardı? Olması mümkün mü? Maşallah çok tatlı bir çocuk. Aa, çok tatlıdır amcası. Nizamettin. Bak amcasını çok sevdi. Hadi kucağına çık yavrum. Yok yok istemez. Olsun olsun çıksın amcası. Yakından daha rahat seversiniz. Çekme oğlum. Çekme. Çeksin çeksin amcasın. Zararı yok. Sevdin mi amcanın bıyığını nizamettince? Sen de büyüyünce amcan gibi bıyıklı olacaksın. Çek yavrum çek. Yapma. Çocukları bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum Muhammed abi. Evet bugünden itibaren. Saatler olsun efendim buyurun. Yapma çocuğum yapma. Sıra seninde ama ben arkadaşı alayım da sen rahat rahat sev bari. Buyurun. Yok efendim yok gerek yok. Bir mahsur yok rahat rahat senin amcası. Nizamettin hadi amcana bırın bırın yap yavrucuğum hadi. Canım istemiyorum oradan bir havlu versene bana. Yüzün ıslattı değil mi amcası? Of. Ne kadar da sevimli çocuk değil mi amcası? Tamam tamam. Gazetelere göz gezdirdin mi Muammer abi? Gezdirecektim ama bu ciddi çocuk. Ben sizin yerinize göz gezdiririm. Yapma. Siz gözünüzü çocuktan ayırmayın. Hatice Hoşsöyleri basmışlar gene birinci sayfaya. Kim ne derse desin çok iyi arabesk okuyor kadın. İstersen takayım bir kasetine. Aman takma takma istemez. Sen önüne bak da bir tarafımı kesme. Amma yaptın abi. Ben 30 yıllık berberim. Gözüm kapalı da raş yaparım. Allah Allah yapma oğlum çocuğum yapma. Kulağınızdan huylanır mısınız beyefendi? Evet kulağımdan huylanırım hanımefendi. Kulağını çekme oğlum bıyığını çek. Amca bıyığını çekmene kızmıyor. Canım bıyığımı da kulağımı da çekmesin. Çocuk bu durur mu? Neredesi çeksin peki? Kucağında oturduğu yetmiyor mu? İlla bir tarafımı mı çekmesi lazım? Abi sen de az huylu değilsin hani ha. Söylenip durma. Kolaysa al sen çektir. Ama abicim ben... Yüzümü kestim be adam. Affedersin abi. İlk defa birini kestim. Elin değmişken şunu da kessene. Hoşsöylerin kocası yoksul çocuklar için büyük bir bağış yapmış. Oo kocası değil o. Beraber yaşadığı adam. Ya şunu bir kasetini çalayım ha abi. Yapma oğlum. Canım... Yahu istemez yahu Allah Allah zorla değil ya hoşlanmıyorum. Hadi elini çabuk tut işim var. Allah kimsenin başına vermeye yarabbi. Allah. Beyoğlu canavarı iki çocuk daha kaçırmış. Son kaçırdığı çocukla kaçırdığı çocuk sayısı 6'ya yükselmiş. Şunu yakalayamadılar gitti. Benim dükkanıma gelecek şöyle bir sallayacağım sürekli. Aman. Affedersin abicim benim kesim günüm herhalde bugün. Şöyle bir tamam. Hayda, bir bu eksikti. Beyefendi ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Çocuğunuz benim bacağıma yaptı. Oğlum, niye söylemedin ki şimdi? Gel bakayım şöyle yanıma. Hadi geç geç. Beyoğlu canavarı son kurbanını kaçırmadan önce... Hanım ne olacak bu durum? Ah vallahi beyefendi ne diyelim. İnşallah yakalarlar. Benim durumum ne olacak diyorum. Ne varmış senin durumunda? Bacak. Ne olmuş? Şişli. Aman ilahi amcası. Ne olmuş çocuk şişinden? Hem çocuk şişi kurur hemencecik. Hem kimse çocuğu kucaklayın da oturtun dedi ha. Benim çocuğum işen o kadar. Beyoğlu canavarı eczaneden aldığı kırmızı boyalarla yüzünü kıpkırmızı boyadı ve avına yaklaştı. Herkesin gözünün önünde çocuğu kaptığı gibi kaçtı. Kalabalık adeta donup kalmıştı. Ah abla ben olacaktım orada şöyle bir... Ah adam! Hiç merak etme abi, şöyle ben orayı... Şimdi, şunu da şöyle... Etraftan gelenlerin tariflerine göre kırmızı boyalı suratlı, beyaz saçlı, kısa boylu... Ay! 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 İşte o! Çağır! Aman abi sana, canımı bağışla abicim. Al paraları git, al abi buyur. Dükkan senin abicim buyur. Ay, ay, canım. Ay, kovar! Oğlumu sana yedirtmem! İmdat! Kovarlar, yetişin! Allah Allah!
Vallahi Muammer Bey, sizinle akraba gibi olduk. Ama Muammer Bey sizin sandığınız adam değil. O sabahleyin yakalandı. Evet, Muammer Bey'in bir boyanma merakı vardır. Yakinen biliyorum. Peki ama... Bana ilk geldiğinde masmaviydi. Ama şimdi yüzünü de yıkattık. Gördünüz, bu boya değil. Adamın yüzü kızarmış. Belki de bir hastalık bu. Ne dersiniz Muammer Bey? Vallahi ilk defa alıyor. Doğrusu ben de merak ettim. Ne diyeyim? Neredesiniz? Nebahat. Bana bir doktor çağır Nebahat. Neden? Can, görmüyor musun halimi? Ne varmış halinde? Kıpkırmızıyım ya. İyi. Dayı söylesene şunu Allah aşkına. Ben bakayım lan. Yüzün biraz sararmış ama kırmızı değilsin. Şimdi de sarım oldum yoksa. Ne diyorsun sen be? Dur bakayım bir dakika, bir dakika. Şimdi normalim ya. Değilsin oğlum, değilsin. Sana biraz gelmişler. Dayı, takılma çocuğa. Hadi canım. Sen biraz istirahat et. Yorgunluktan bütün bunlar, yorgunluktan. Ailesinde deli var mı bunun? Yok canım. Ablalar niye güne duruyor? İkisi de zır deli bunların. Delinin biri gitti, daha beteri geldi. Duymasın, uçurur vallahi. Aman! Televizyonda Hoş Söyler'in programı vardı. Açtım seyredeyim diye ama görüntü bozuk. Şu antene bakamadınız vallahi. Aşk olsun. Hadi bakalım dayı bey. Nereye? Anteni ayarlamaya. O düz yolda yürüyemez. Damda nasıl gezecek? Sen Muammer'i çıkarttı ama. O bu işleri iyi ayarlar. Muammer'i karıştırmayın canım. Adam hasta zaten. Evet. En iyisi Muammer. Bu işi o iyi halleder. Damı birbirine katsın da görün. Yok canım. O anteni sağa sola çevirecek. Biz de oldu tamam diye bağıracağız. Tamam. Saç kurutma makinesi nerede, gördünüz mü? Saç canım. Kurutma makinesi, saç. Canım kardeşim, senin anteni düzeltemeyeceğini söylüyorlar. Kimler? Bunlar. Ben de iddiaya girdim. Muammer bu işi becerir dedim. Benim için çocuk oyuncağı bu be. Saçlarını kurutmadın, başını üşüteceksin. Benim için 2 dakikalık iş. Üşütürse sorumlusu sensin. O üşütmüş zaten, üşüteceği kadar. Sen kendine bakmadan başkaları için fikir yürütme. Nebahat haklıyım. Hava bayağı serin. Neden hemen göz göze girdim anlamadım. Hadi gelin de ayarını yapalım. Hadi, hadi. Tamam mı? Düzelmedi. Çevir. Tamam mı? Üşüdüm artık ya. Oluyor. Biraz daha çevir. Ağzını açmış ne bakıyorsun yüzüme? Söylediklerimi yukarıya tekrarlasana. Oluyor. Biraz daha çevir. Oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor mu, olmuyor mu diyor. Olmuyor bir türlü. Bir şey beceremezsin ki Muammer. Olmuyor bir türlü. Bir şey beceremezsin ki Muammer. Onu söyleme. Çok gerizekalısın biliyor musun? Hem beni buraya çıkarttınız hem dalga geçiyorsunuz. Sorarım bunun hesabını size. Sorar mısın? Ya cevap versene. Malı Niye bağırıyorsun ya? Düzeldi aslan kardeşim benim. Düzeldi aslan kardeşim benim. İmdat! Yeter artık, gel aşağıya. Hiçbir yere dokunmasın, insin aşağıya. Dokunmadan insin aşağı dediler. Ne dokunması be? Kıpırdayamıyorum bile burada ben. Hemen aşağı gelsin. İmdat! Hemen aşağı gelsin. Ay sen ne diyorsun Allah aşkına? Burada asılı kaldım, kıpırdayamıyorum bile. Kurtarın beni, imdat, kurtarın! Asılı kalmış, düşecek mi? Hayır, hadi, çekil bakayım. Muammer, ne olacak şimdi? Canım kardeşim, ne oldu sana böyle?
Ben de istemiyorum ama elimde değil lan. Peki ne yapabiliriz? Konudan komşudan yardım isteyelim. Ha şey, hastaneleri arayalım. Hastane düştükten sonra aranır salak. Tamam işte, ancak yer buluruz. Önceden yer ayırtmak gerek. Ah, aman ağzınızı hayra açın. İtfaiye haber verelim. Gelsinler merdivenleriyle kurtarsınlar onu. Hadi dayı, ara itfaiyeyi. Ben de konudan komşudan yardım isteyeyim. Kıpırdama Muammer. İtfaiyenin numarasını nereden bulacağız? Camdan yangın var diye bağıralım. İtfaiye hemen gelir. PTT'ye sor. PTT'ye sor. PTT? PTT'nin numarasını nereden bulacağım? Gayet basit. TRT'yi açacaksın. Ben de camdan yangın var diye bağıracağım. Ha iyi. İmdat! Bak kardeşim, aklına kötü şeyler getirme. Abla sen ne diyorsun Allah aşkına? Üşüyorum burada. Başka şeyler düşün canım kardeşim. Sıcak bir ülkedesin, Afrika'da. Balta girmemiş ormanları düşün. Farz et ki öyle bir yerdesin. Ne istersin? İmdat isterim, imdat! İmdat! İrfan Bey! İrfan Bey! Efendim? Uzunca bir merdiveniniz var mı acaba? Uzunca bir merdiven yok, ne yapacaktınız? Eşim damda kaldı da! İmdat! Kurtarın beni şuradan! Alo, TRT mi? Muhammed damda kaldı. Kim kurtaracak onu? Neler saçmalıyorsun dayı? Ben sana itfaiye ara demedim mi? Ver şunu. Alo, affedersiniz, bir yanlışlık oldu. Konuyla siz de mi ilgileniyorsunuz? Tamam! Bunun bize faydası yok. Kapat da itfaiye ara. Ben size adresi yazdırayım. Üşüyorum burada, hem de çok yoruldum. Nevat! Alo, itfaiye mi? Çabuk gelin. Yangın falan yok. Yangın yoksa gelemez misiniz? Yahu damda adam var. Daha ne olsun? Nasıl mı çıktı oraya? Kendisi çıktı. Çıktığı gibi insin mi? Sen versene şu telefonu bana, adresi verdin mi? Verdim. Bana baksanıza siz. Ne biçim itfaiye orası? Beni iyi dinleyin. Yangın var, anlıyor musunuz? Yangın var, yanıyoruz. Yangın var! Geliyorlar mı? Elleri mahkum. Ama yangın yok. Ne olmuş? Mahcup olacağız çocuklara. O zaman evi yakalım. Şu kimit alıp gelin ben. Neredesiniz ya? Aman saçmalama. Dayan kardeşim, itfaiye geliyor. İmdat, kurtarın beni, imdat! Bunlar da kim? Bunlar itfaiyeci değil. Evet, şapkaları da yok. Kimsiniz siz? Televizyon ekibi, çekime geldik. İyi öyleyse beni çekin. Ben ablasıyım. Muammer çok alemsin vallahi kardeşim. Bize de şöhret olma şansı yarattın. Çocuklar, önce Muammer'in çocukluğundan bahsetmek istiyorum. Muammer çocukken çok munis bir çocuktu. Çok da korkaktı. Sandalyeye bile çıkamazdı. Ama gördüğünüz gibi şimdi damlarda geziyor. Suzansın lütfen abla. Zaten herkese rezil olduk. Tamam, sen de her zaman beni bozarsın. Nerede kalmıştın? Tamam, itfaiye de geliyor. Ya yangın yok diye bize kızarlarsa? Nebahar! Nasıl oldu? Yeni daldım ama ses çıkartmayın. Zavallı kadersiz kardeşim benim. Başına gelmedik kalmıyor. Şunu bir okutsak mı Nebahat? Fena üşütmüş. Senin yüzünden tabii. Anten diye tutturup dama çıkarttın adamı. Damdan kayıp düşebileceğini nasıl tahmin ederdim? Bir doktor çağırsak mı acaba? Bilmem ki. Siz nereye kaldırdınız? Bağırma dayı, yeni daldı daha. Kuponunu kesmemiştim, bulamıyorum bir türlü. Aman dayı, bugün de kesmeyiver. Olur mu canım? Araba kuponu o.
Gazete arabada atıyor. Ne oluyor burada ya? Merak etme canım. Her şey düzelecek. Gördün mü bak, uyandırdın. Ha işte bak burada. Söyleyin şuna da beni rahat bıraksın artık. Ama gazete burada karnında. Çok değerliydi. Göğsüne ben koydum. Kuponunu kesmemiştim ama. Aman dayı, bugün de kesmeyiver. Ama o zaman seriyi tamamlayamam ki. Muammera, hadi güzelim, güzel kardeşim. Ver o gazeteyi bana, hadi canım benim. Şu bizim birinci kattaki adam doktor değil miydi? Hani o gün gelen? Evet ama tanımıyoruz ki. Aa, ateşi biraz daha çıkarsa ben gidip çağırırım. Parasıyla değil mi canım? Soğuk algınlığı bu, doktor gerekmez. Ben ona şimdi bir masaj yaparım. Bir de şişe çektim mi sırtına, sabaha hiçbir şey kalmaz. Vallahi bilmem ki. İstemem ben şişe bir şey. Senin ilkel yöntemlerinden can veremem. Rahat bırak beni, ben kendi kendime de ölürüm. İyi gelir mi? İyi gelmez olur mu? Soyun, üzerine de bir masaj yapayım. Masaj bile istemem diyorum. Senin gayen zaten gazeteyi almaktı. Aman dayı, çocuk gibisin vallahi. Araba çıkacak kız. Ne arabası Allah aşkına? Öyle deme kız, belki de çıkar. Aptala malum olurmuş. Çok fenayım. Hay Allah, ne yapsak acaba? Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Benim fedakar kardeşim. Alnına koyduğum sirkeli bezi değiştireyim bari. Ay, sirke kokusu muydu o? Ben de işkembe çorbası gibi bir şey kokuyor diyecektim. Ateşini alsın diye sirkeli bez koydum. Bir de yumurta kırsaydın terbiyeli olurdu. Komik mi şimdi bu? Biraz neşelenin diye söyledim. Dayı, sen işine baksana. Peki peki. Son kuponu da kesiyorum işte. Ah canım, dur, dur seni. Dur, abla versene şu sirkeli bezi. İstemem sirkeli bezi, istemem. Ah, başımıza ne işler açtın Muammer. Ne işler açtın. Gördünüz mü? Hoş söyleri gene basmışlar gazeteye. Ünlü arabesk kraliçesi dün geldiği davette bütün bakışları üzerinde topladı. Davetlerin ısrarına dayanamayan hoşsöyler ikide şarkı okudu. Ya şu kadından bana bahsetmeyin. Dinlemekten bıktım bu kadını. Neden hoşlanmıyorsun bu kadından anlamıyorum. Herkes bu kadından çok hoşlanıyor. Sana ne oluyor anlamıyorum. Hazır elimde makas varken şu hoşsöylerin de resmini kesivereyim. Hoş kadın doğrusu. Muammer, ne oldu canım böyle? Kardeşim, ne oldu sana böyle? Domates gibi kızardın. Ölüyor mu ne? Aman abla, ağzını hayra aç. Kardeş katili olacağım. Ona bir şey olursa atarım kendimi bir yerlerden. Çok kızardı. Ne yapsak acaba? Bir ayna versene bakayım. Al canım. Bak. Dün de böyle olmuştu. Söylemiştim sana. Ben hemen bir doktor çağırayım. Ama sen bırak. Şimdi doktor çağırayım derken polis çağırırsın. Kardeşim sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Canım benim. Şu haline bak, ne kadar çok kızardı anne. Yaşayacak değil mi doktor? Siz nesi oluyorsun? Ablası. Merak etmeyin, sadece soğuk algınlığı. Şiddetli üşütme. Soğuk almış anlaşılan. Damdaydı. Hem de asılı olarak. Sana soran oldu mu? Dama çıkmıştı anteni düzeltmek için. Peki bu kızarıklığın sebebi nedir doktor? Onun soğuk algınlığıyla ilgisi yok. Yanılmıyorsam alerji. Yediği bir şey, bir koku, sevmediği birisi. Her şey yapabilir. Yani asabi de olabilir. Bir tahlil yaptırmak lazım. İlaçları reçeteye yazmıyorum, bende var. Bu iğneleri yaptırın. Aman 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 aman. Aman doktor, iğne istemem. Bu saatte iğneci bulamayız zaten. İğne sizi çabucak kendinize getirir. Ben de yapabilirim ama yeminliyim. İğneden korkar da onun için. Yok canım, ne korkması. Bu saatte iğne yapacak adam bulamayız diye. Ben ne güne duruyorum kardeşim? Sen iğne yapmasını nereden biliyorsun? Benim üzerime iğneci var mı acaba? Sen çocukken mahalledekilerin iğnelerini kim yapardı? Hatırlamıyor musun? Doğru.
Senin iğne yaptıklarını çocuklar birbirlerine gösterir, gülerlerdi. Onlar nereden biliyorlarmış? Topallayarak yürürlerdi de oradan biliyorum. Uzatma, senin iyiliğin için. İğneyi nereden bulacağız peki? Bende bir tane var. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben de artık kalkayım. Geçmiş olsun. Ben sizi geçireyim. Sağ olun. Güle güle. Al ablacığım şunları. Of of. Şu iğneyi bir hazırlayayım sonra tamam. Sen ciddi ciddi hazırlanıyorsun. Ne sandın ya? Bana bak vallahi da yaptırmam, billahi da yaptırmam ha. Sus bakayım. Ben senin büyüğünüm. Vallahi döverim de seni. Dayı kurtarsana beni şunun elinden. Ya seni kurtarayım da bana bulaşsın değil mi? Sen çok konuşma. Bir batırır canını çıkarım vallahi. Eline bir iğne geçirdi ona buna dürtersin artık. Kibar adammış vallahi. Para bile almadı. Açın şunun poposunu da yapalım ya, artık şu iğneyi. Ya hadi. İstemiyorum zorlan diye ya. Hadi canım bu kadar naz yeter. Sen de ayaklarını tut. Ya teperse? Hayvan mıyım ben? Onu demek istemedim canım. Allah Allah. Daha iyi ya teperse olmayan aklın başına gelir. 4 parmak işaretlenirdi. Kuyruk sokumundan mıydı, belden miydi acaba? Neyse şöyle bir deneyelim. Ya çıldırtmayın adamı be. Dur bir de böyle deneyelim. Burası benim tersime geldi. Şöyle geçeyim, oradan vurayım. Hay Allah'ım sen bana yardımcı ol. Patlama canım kardeşim. Acele işi şeytan karışır. Darılma ama abla. Seninki de bypass ameliyatını geçti yani. tamam tutun vuruyorum. Hadi bismillah. Bitti mi? Batmadı ki bitsin. Sendeki de kalça değil kaldırım taşı kardeşim. İğneyi büktüm vallahi. İstemiyorum vallahi istemiyorum kalsın bırak. İstemiyorum. Sıkı hiç. Tutun şuradan doğru dürüst tutsana dayı be. Şöyle tutsana şuradan. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bu sefer çok güzel oldu abla eline sağlık. Hiç canım acımadı. Tabii vallahi. Acımaz. Benim elime sapladı iğneyi. Ben tutmuyorum ben yaralandım yaralıyım ben. Oyun bozanlık etme buraya gel. Başka yerine saplarım iğneyi ha. Hadi bakayım tut şunu. Sadist kadın. Nevat kurtarsana beni şunların elinden. Senin iyiliğin için kocacığım. İğne olmazsan iyileşemezsin ki. Allah'ın hakkı 3'tür kardeşim. Tutun bakalım. Tamam. Hadi bismillah. Gene laboratuvara girdi gördün mü? Neden mani olmadın? Nasıl mani olabilirim ki? Şimdi ne icat edecek acaba? Ben koşup doktor çağırayım. Dur bir dakika. Bayağı doktor çağırıyorsun. Ne? Nasıl olsa para almıyor. Para almıyor diye mi? Yoksa başka bir sebebi mi var? Yok canım. Adam gerçi bekarmış ama benim o taraklarda bizim yok. Gazeteye kupon yolladım. Ne kuponu? Araba kuponu. Bana çıkacak gibi bir his var içimde. Bizimkiler aptala malum olur diyorlar. Bana da malum oldum işte. Kesin gürültüyü kızlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yurt idare etmek çok zor. O kadar genç kız bir arada neler çekiyorum bir bilseniz.
Anlaşılan artık yaşlandı. Yok canım, daha genç kız gibisiniz. Aa, maşallah. Deveciliniz. Vallahi doğru. Peki bu kırışıklıkları ne yapacağız? O da size başka bir hava veriyor. Ha? Ayrıca ben sizi böyle kırışık seviyorum. Hadi oradan çapkın. Hani Muammer Bey'in bir gençlik kremi üzerine çalıştığını söylüyordunuz. Ne oldu? Ha, tamamlandı, tamamlanacak. Eli kulağında. Bulur bulmaz getiririm. İlk denemeyi sende yaparım. Bomba gibi bir buluş olacak. Bu duman çıkan ev sizinki değil mi? Muammer bu. Demek ki gene bir şey buldu. Belki de gençlik kremidir ha. Hadi git bak. Hah, oldu. Hadi, tamam. Hadi, hadi. Yap, yap canım, gidiyorum. Ah, yapma, hadi, yapma. Hadi. Yerim hadi, seni. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Buldum, buldum. Buldum, harika bir şey buldum. Çıldıracaksınız, gençlik buldum. Gençlik kremi mi? Hayır, leke sökücü. Aa, leke sökücü mü? Evet, leke sökücü ya. Sürdüğün yerde hiçbir şey bırakmıyor, tertemiz yapıyor, anladın mı? Muammer, eğer gençlik kremini bulduysan müdüre hanım da deneyeceğiz, haberin olsun. Tamam, olur. Gençlik kremi değil de leke sökücü. Hem gençlik kremi bulsak biz yüzümüze süreriz. Müdüre hanım da ne oluyormuş? Peki bu ne? Leke sökücü. Sökülecek bir lekeniz varsa getirin, hemen sökelim. Abla, senin gömleğinin kolunda leke vardı. Getirsene bakalım. Evet vardı ama bir şey olmasın. Yok yok, tamamen söküyor, hiçbir şey bırakmıyor. Peki getireyim öyleyse. Onun gömleğini göreyim. Eğer sonuç iyi olursa ben de pantolonumu getiririm, tamam mı? Tamam tamam. Hadi 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 hadi. Al bakalım. Leke sol kolunda. Merak etme. Yarattığım mucizeye şimdi tanık olacaksınız. Başlıyor, aslın harikasını görüyorsunuz. Hadi. Oldu mu söylesene, merak ettim. Tamam, hiçbir şey kalmadı artık, şahane. Gömleğin kolu yok. Nasıl giyeceğim ben bunu? Eyvah. Söylesene. Hani lekeyi söküyordu, yok ediyordu? Gömleği yok etti, daha ne olsun? Tabii gömlek yok olunca leke de kayboldu. Bana bak, buruşturdum seni. Sen de bundan sonra kimyasal deneylerini benim üzerimde yapamayacaksın. Telefona bakar mısın canım? Hay Allah ya. Efendim? Hay Allah. Bu kadar yakıştırması gerekiyor. Teferruat gazetesi mi? Buyurun. Evet, anlıyorum. Dayı, teferruattan arıyorlar. İlk elemeyi kazanmışsın. Deme, yaşadık desene. Evet, dinliyorum. Ne zaman? Yarın akşam mı? Araba çekilişi yapılacak. Saat 8'de tiyatro salonunda. Tamam, çok teşekkürler. Ben size dememiş miydim araba bana çıkacak diye? Ben de sana dememiş miydim aptala malum olur diye? Tebrik ederim dayıcığım. Yarın akşam tiyatro salonunda saat 8.30'da olacakmışız. Ne olacakmış orada? İlk elemeyi kazananlardan birine çıkacakmış araba. Yani o kadar adam içinde duracak duracak da dayıya mı çıkacak? Ha, anne. Bana çıkacak diyorum, anlamıyor musunuz yahu? Ben gelmiyorum, hadi siz gidersiniz. Aa, sensiz olmaz. Hepimiz birlikte gideceğiz. Hem ben merak ediyorum bu işler nasıl oluyormuş bakalım. Efendim? Canım benim. Kenan sen misin? Sağ ol canım. Kenan beni arıyor. Bir dakika. Kenan. Evet evet. Diyor. Efendim? Nasıl oldu da aklına geldi? Teferruat gazetesinin gecesi mi? Kenan bizi Teferruat Gazetesi'nin gecesine davet ediyor. Biz zaten davetliyiz oğlum. Dayı Bey'in kuponları ilk elemeyi kazanmış. Peki seninle ne alakası var bu işin? Sahnede şov mu yapacaksın? Programda mı var? Oo, yandık desene. Programda varmış. Hoş söylerdim orada. Ben de o kadından hoşlanamadım bir türlü. Her neyse, çaresiz geleceğiz. Davetine teşekkür ederiz. Tamam, yarın akşam görüşürüz. Hoşça kal, güle güle. Neden sanki yurt müdüresinde getiriyor? Söylenip durma. Ondan hoşlanıyor galiba. Unutma ki kuponları kesip ilk biriktiren o. İstediğini davet etmekte de haklı. Ablan da doktoru davet ettin. Ne var yani bunda? Canım bende ne gerek var diyorum işte, o kadar. Adam sen hastalanınca koştu geldi. Para bile almadı. Geliyor. Yükünün altında kaldı. Dayın geliyor, dayın. Geç kalmadık ya. Size Melodi Kız Yurdu'nun müdüresini tanıştırayım, Makbule Hanım.
Nebahat Muammer. Memnun oldum Makbule Hanım, hoş geldin. Memnun oldum. Dayım sizden çok bahsetmiş. Ben de öyle. Ama Muammer Bey, sizden imzalı bir resminizi istiyorum. Resmim mi? Beni tanımış bir oyuncuya benzettiniz herhalde. Ne münasebet efendim. Oyuncu değilsiniz ama tanınmış bir kimyagersiniz. Öyle mi? Kim söyledi bunları size? Tabii ki dayınız. Bütün buluşlarınız kapışılıyormuş. Sen mi söyledin? Ne doğruyu söyledim, öyle değil mi ya? Bütün mahalle patlamaları merak ediyordu açıkçası. Tabii Makbule Hanım da. Bir şeyler söylemek gerekiyordu kendisine. Sen de doğruyu söyledin. Tabii. Çok mütevazısınız. Gene de bir isminizi isterim. Laf aramızda, gençlik kreminizde merakla bekliyorum. Merhaba, biz geldik. Ragıp Bey'in hastaları bitmek bilmedi. Meğerse ne çok hasta varmış memlekette. Ragıp Bey, sinir hastalıklarına bakmıyorsunuz değil mi? Hayır. Ah canım, keşke baksaydın. Sana Dayı Bey'i gösterirdik. Senin için iyi, değişik bir hasta olurdu. Kendisinin biraz muvazenesi bozuktu da. Bana gene deli demek istedi herhalde. Ne münasebet şekerim. Senin ne kadar akıllı olduğunu bilmeyen mi var? Siz de bildiğinize göre aynı kafadasınız demek ki. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ablacığım, hanım Dayı Bey'in arkadaşı. Kız yurdunun da müdiresi. Kızların başını bekliyorsunuz demek ki. Siz de kız mısınız acaba? Evvel hoş geldiniz Ragıp Bey. Sizi aramızda görmek büyük bir zevk. Ablanız kadar nazik ve güzel bir hanımefendiyi kırmak mümkün mü? Size bir de teşekkür borcumuz var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Merhaba efendim. Hadi oturun, yanınıza başlıyoruz. Hadi geçin bakalım. Geç, siz geçin, ben de geliyorum şimdi. Tamam Muammer, sana bir şey söyleyeceğim. Sahnede yapacağım bir numara için sana ihtiyacım var. Bana yardımcı olursun. Saçmalama oğlum, biliyorsun ben... Bana borçlusun, kırma beni ha. Can, yapabileceğim bir şey olursa... Yapacağım bir şey yok. Bir gönüllü arıyorum dediğim zaman sen geleceksin, o kadar. Hadi unutma. Tamam, hadi başarılar. Sağ hadi. Ol. Pardon, affedersiniz. Bir dakika, pardon. Affedersiniz. Burada 4 kişilik yer var, ne olacak? Aman. Biz 6 kişiyiz, numaralar kimde? Ben de. Baksana kaç kişilik? 4. Biz 6 kişiyiz. Evet, 6. Sende bir tuhaflık yok mu bunda? Evet, bir tuhaflık var. Ne zekası? Bu kadar zeki olmak seni korkutmuyor mu? 2 kişi fazlayız. Doğru ya. Anladı, hem de bir kere de. Kabahat sende değil, senin peşine takılıp gelen de. Doktorcuğum kusura bakma. Doktor misafirimiz, onu oturtalım. Müdür hanım da misafir, onu da oturtalım canım. Buyurun müdür hanım, şöyle geçin oturun. Evet. Affedersiniz, pardon. Çok özür dilerim. Hadi dayı, biz çıkalım dışarıda, onlar rahat rahat oturun. Hadi rahat rahat oturun. Tamam. Muammer'in sayesinde meşhur oldu. Şampuan filminde oynamak için saçlarından bile olmuştu. Bu gecenin en büyüksünüz. Sahnelerinizin dayanılmazsa. Güldür bir yıl. Tamamen sanatçı. Erkeklerin yasak rüyalarında. Hakiki o seyreden en güzel şarkı sizler için. Ve bu gecelerin hakiciniz en son turnalarına size güldürmeye çalışacağım. Evet, coşan sağdı. Ya
göremiyorum kardeş. Adam utanç duvarı gibi bir şey. Oturmuyor desem, ayakta duruyor desem, adam oturuyor, görüyorum. Sandalyeyle temas halinde. Ben ayağa kalksam arkamdaki görmeyecek. Ben oraya geçsem efendim. Ay, sana kıyamam doktorum benim. Affedersiniz beyefendi. Ben sizin arkanızda oturuyorum. Ne olmuş yani? Hiç. Göremiyorum da. Haberiniz olsun demiştim. Neden göremiyormuşsunuz? Gövdenizden. Ne yapabiliriz acaba? Hiçbir şey yapamayız. Aa, bu da benim şansım işte. Yapacaksın bu herife morfini. Devireceksin boylu boyunca yere. Çok güzel oldu. Buyurun oturun efendim. Evet. Yalnız tek sandalye var. Artık idare edersin. Ha, sağ ol canım. Hangimiz oturacağız? Sen oturacaksın. Yaz tura atalım. Saçmalama dayı. Senin oturman lazım. Yaşça sen benden büyüksün. Öyle yakışır. Ben oturmam. İkimiz beraber oturalım. Canım bu iskemle ikimizi birden çekmez. Öyleyse yaz tura atalım. Saçmalama dayı. Otur şuraya. Elimde jeton var. Hadi kırma beni. Tek çizgili yeri senin. Hı. Çift çizgili yeri benim. Tamam mı? Nasıl olsa beni dinlemeyeceksin. İsim at da bir an önce bitsin şu iş. Hadi elini çabuk tut. Jeton havada kaldı. Tamam uzatma hadi otur tamam. Ya olmaz ya ikimiz ya da yazı tura. Peki ben oturayım o zaman hadi. Olmaz canım hakkına razı ol oğlum. Allah. Bak bu sefer ben atıyorum yazı turayı. Hadi bakalım. Parayı elimden kaçırdım gördüm başımıza geleni. Dur ben bakarım. Gel buraya dayı. Dayı. Ne var? Dayı. Canım nereye gidiyorsun? Milletin dikkatini dağıtacaksın dayı. Dayı gel buraya. Dayı gel buraya. Siz neye baktınız kardeşim? Dayıma bakmıştım da. Neredeydi dayınız? Dayım yerdeydi. Yerde. Çok garip. Ne yapıyordu yerde peki? Para atmıştık da. Yani yazı tura olarak atmıştık. Ona tövbe tövbe yazdım. Ne adamlar vardı ya. Dayı. Buldum Muammer buldum. Hem de yazı gelmiş. Ben kazandım. Ben. Sen ayaktasın. Muammer ben oturacağım. Hadi. Yavaş. Al. Eyvah gene bizimkiler. Evet. Muammer iş başında. Durduğu yerde duramaz. Dur. Ben de kalkayım. Sen beni bırakıyorsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim bu salaklar böyle? Salonun altını üstüne getirdiler. Yavaş ol. Bırak da çıkayım. Ayakkabı mı? Niye çıkardın? Kalktım beyefendi. Kalktım. Niye çıkardın? Boyaya mı götüreceksin? Kalksana kardeşim. Dur ya kalkacağız. Kalksana kardeşim. Kalkıyoruz birader. Ne haliniz varsa görün ya. Aman. Dayı beye bir şey olmasın yaşlı adam. Yok canım. Merak etme Juliet, ona bir şey olmaz. Ben gideyim Muammer. Ya da yazı tura atalım ha. Olmaz ben giderim. Hadi al şunları. Ben gidiyorum. Kenan'ı sahneye çağırmakla iyi etmedi. Salonu halletti şimdi sıra sahnede. Adamcağız ayakta yoruldu. Biraz da ben ayakta durayım da o gelsin otursun ha. Hanım otur yerine. Burası Melodi Kız Yurdu'nun müsamere salonu değil. Güzel güzel yerinde otur. Yoksa seni önümdeki adama veririm ha. Evet sayın komutanımız. Biz arkadaşlar içeride hazırladığımız havalarken sizleri sahnelerimizin yıldızı, büyük hanım, büyük sanatçı Hatice Hoşgeller'e baş başa... Oh,
nasıl baktı görüyor musun? Biri yedi bitirdi. Görmedim, görmek de istemiyorum. Bu kadın bana dokunuyor arkadaş. Kendisinden de her şeyden nefret ediyorum ya, bana dokunuyor. Ah, bir de bana dokunsa. Bana söyle bakalım ne yapacağım? Bak bu teypten bana müzik vereceksin. Bu teypten. Ben de teypten gelen müziği playback yapacağım. Yani ağzımı oynatacağım. Tamam mı? Tamam. Sadece şu düğmeye basacaksın. Oldu mu? Olur. Bana bir salak lazım diyordum. Bundan daha salağı olamaz. Onunla anlaşalım. Arabayı ona çıkmış gibi gösterelim. Cüzi miktarda bir para verelim kendisine. Sonra arabayı bize geri versin. Hadi getir şunu da anlaşalım. Elinden bir kağıt alalım. Baş üstüne. Bu güzel şarkısı için Sayın Hatice Hoca'yla hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sizleri grup çağrıyla baş başa alalım. Biraz sonra da benim şarkılarım izleyeceğiz. Gök sanki eriyecek, abilikler, örekler, çimenler uykulu ve sıcak, sımsıcak. Gök sanki eriyecek, abilikler, örekler, çimenler uykulu ve sıcak, sımsıcak. Bir kadın geçiyor öteden, bir kadın geçiyor yanımdan. Çıplak ayaklarını yüreğime basarak, çıplak ayaklarını yüreğime basarak, çıplak ayaklarını yüreğime basarak, çıplak ayaklarını yüreğime basarak. Tamam mı, anlaştık mı? Arabayı alacaksınız. Bana da 500 bin lira vereceksiniz. Ben de hak iddia etmeyeceğim. Evet. Hı. Al bakalım 500 bini. Hı. Çak şuraya imzayı. Bu gece arabayı götürürsünüz. Yarın bizim çocuklar gelir sizden alır. Hı. Kimseye söyleme. Hı. Araba kullanmayı biliyor musunuz? Muammer kullanır. Tamam, anlaştık. Mesele yok o zaman. Hı. İkide birde bir de elbise değiştireceğim perdenin arkasına. Çeşitli kılıklara girip çıkacağım. Giyinmeme, soyunmama yardımcı ol. Aa, o kolay. Dur, daha bitmedi. Sonra perdenin önüne geleceksin. Oradaki boyalı sandalyeyi bana vereceksin. Evet. Sakın oturma. Sandalye boyalı. Yok, oturma. Ben oturacağım. Sen millet görecek, sen de şaşıracaksın. Hepsi ha. O kadar. Ha, kolaymış, tamam. Tamam. Sıra bize geliyor, hazır mısın? Hazırım, tamam.
Toplayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara. Yağdır Mevlam su, yağdır Mevlam su. Yağdır Mevlam su. Başımın belası, mahvettin beni. Rezil oldum koskoca salona. Sağ ol efendim, çok teşekkürler, sağ olun. Muhammed, elime geçme, parçalayacağım seni. Parçalayacağım. Sağ olun efendim. Şimdi de yardımcı arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Muhammed, gel buraya, gel, gel başımın belası. Şimdi başka bir numaraya geçiyoruz. Şöyle buyurun beyefendi. Ne? Allah kahretsin, beni mahvettin. Bu yüzünün kızarıklığı ne böyle? Ne? Buyurun, sizi şöyle alalım. Oğlum sandalye getir. Şöyle koyalım. Koy, koy, koy. Evet beyefendi, ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Daha ne oturmayacaktın? Yüzüm yine mi kızardı? Kalk oradan, kalk başımın belası. Yüzümün neden kızardığını şimdi anladım. Aferin. Geç içeri. Hadi geç, 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 geç. Aa, aman Muhammed. Mahvettin be Muammer. Beni böyle kızartan şey ne biliyor musun? Neymiş? Şu hoş söyler denilen kadın. İyi iyi tamam, git şurada dur da kimse gelmesin üstüme. Tamam. Beni bu hoş söyler kızartıyor arkadaş. Hadi hadi biraz. Açma şurayı be! Ne yapayım? Elimden geliyor! Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?
Fethullah! Salaklara. Hadi uzatmayın artık, geçin çekilişe. Of, of, of. Of. Kenan Bey çok başarılısınız, tebrik ederim. Dalga geçiyorsunuz benimle. Yo yo, vallahi değil. Hep muamele yüzünden her şeyi mahvetti. Arkadaşınız da çok başarılıydı. Gülmekten makyajım aktı. Sahi beğendiniz mi? Çok beğendim. Kenan Bey, çok cazibeli bir erkeksiniz. Ben mi? Evet. Gözleriniz çok manalı. Kaşlarınız da öyle. Bunları siz mi söylüyorsunuz? Yoksa hayal mi görüyorum? Başım döndü galiba, ölüyorum. Adınız neydi? Adım... Kenan, Kenan. Çok güzel bir isim, çok hoşuma gitti. Kenan. Adımı çok güzel söylüyorsunuz. Programdan sonra beni evime bırakır mısınız? Ben mi? Hı hı. Memnuniyetle. Şey, anonsum şey yaptı. Tabii. Anonsumu şey yapayım, sonra şey deriz. Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi sıra geldi çekilişimize. Hostesimizden rica ediyoruz, küremizi getirsin. Buyurun efendim. Buyurun. Evet, talihli teferruat okurunu buradan tespit edelim. Buyurun, çekin bir tane. Lütfen çekin hanımefendi. Evet, ben rica edeyim. İlk el emeği kazanan talihlilerin arasından talihli teferruat okurunu açıklıyoruz. Sayın Hüsnü Nadirler! Yaşasın! Milyoner oldu, milyoner! Yaşa! Evet, evet, evet. Buyurun Hüsnü Bey, buyurun Hüsnü Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle alalım. Hüsnü Bey'i alkışlıyoruz. Tebrikler Hüsnü Bey, tebrikler. Ben de tebrik ederim. Güle güle beyefendi. Bu iş de bitti. Yarın bütün gün araba bunlarda kalsın. Bir muhabir yollayın. Bol bol resim çeksin arabayla. Ertesi gün gider arabayı alırsınız bu salaktan. Başlasın. Meğer içine doğmuş garibin. Ne iyi oldu. Ben de şoförlüğümü ilerleteceğim. Bayılıyorum şu dayınıza. Çok hoş adam ve selam. Hiç sorma. Gelip gidip arabayı seyrediyoruz. Dayı bey sürekli yanında. Çalmasınlar diye bütün gece camda bekledi. Kiminle konuşuyorsun? Doktor Ragıp Bey. Tekrar kutluyor. Nereye? Evet. Neden gitmeyelim? Tabii. Nereye? Tabii, biraz tabii. Tozlanmış. Gidip şunu yıkayayım bari. Evet. Saçmalama dayı. Öyle zırt pırt araba yıkanmaz. Hele yeni araba hiç yıkanmaz. Muamere söyledi bizi biraz dolaştırsın. Şöyle bir boğaz turu yapalım. Olmaz. Gazeteden gelip arabanın resmini çekecekler. Bir dakika canım. Gazeteciler resim çekerken bana da haber verin. Olmaz. Araba kiminse onunla resim çekecekler. Bir zamanlar kız kardeşim de arabası olmuştu. Bizi bindirmemek için ilk gün gidip arabayı çarptı. O arabayı al da garaja sok. Görmemişim bir arabası olmuş, çekmiş vitesini kopartmış. Sana demedim doktor. Hadi gelin şöyle biraz dolaşalım, hadi gelin. Olmaz, arabayı kımıldatamayız. Ne de eski mi? Sen o arabayı yukarı çıkart, tel dolap yapalım, içine kahvaltılıklar falan koyar. Teferruattan gelecekler, arabanın yerinde durması lazım. Sen şu anahtarları versene bana, gidip yıkayım onu. Olmaz, veremem, sen kaydırırsın arabayı. Bir şey lazım olursa söyle bana, ben ilgilenirim. Zaten evdeyim, krem peki. Üzerine çalışacağım. Gene mi? Tamam, güle güle, güle güle. Çocuklar, bunun bizi arabasına bindireceği yok. Doktor beni tıbbiyelerin çayına davet etti. Oraya gidiyorum. Hadi ben sizi bırakayım. Olmaz. Gerek yok canım kardeşim. Ragıpcığımın arabası ne güne duruyor. Doğru. Hadi yürü gidelim. Alo? Buyurun. Kim dediniz? Tanıyamadım. Hulki mi? Tanıyamadım efendim. Ben size muameli vereyim. Ver ver. Beni mi arıyorsunuz? Kim? Aa, Hulki! İlahi! Yıllar oldu görüşmeyeli. Okul arkadaşım. Evet. Nereden buldun beni?
Bugünkü gazetede mi okudun? Ah evet, teşekkürler. Ya, araba dayıma çıktı. Sen ne yapıyorsun? Stüdyon var öyle mi? Evet, bir platon var. Gazetelere resim çekiyorum. Kapak poster falan filan. Ara sıra fotoroman, bazen de film. Sen benim okul aşkımsın. Çok resmini çekmek isterdim, bilirsin. Hadi bunu fırsat bilelim, bir posterlik resmini çekelim ha? Aa, yok canım, teşekkür ederim. Sana da iyi günler dilerim. Sen gene de benim telefonumu, adresimi yaz. Peki. Evet. Hı, yazıyorum. Evet. Ama gene de arayacağımı zannetmiyorum. Ne oldu ya, niye sinirlendi şimdi? Eski okul arkadaşım, önemli bir şey değil. Gazetede resmimizi görmüş, onu söylüyor. Tamam, ver şu anahtarı versene bana. Ne yapacaksın? Müdüreyi arabaya bindireceğim. Ben sizi dolaştırayım. Dolaşmadan canım, içinde oturacağım. İyi tamam, al bakalım ama sonradan bana getir, tamam mı? Ben dışarı çıkıyorum. Olur canım, ben de üstümü değişeyim, laboratuvara girip biraz çalışacağım. Aman ben dışarı çıkayım da hiç değilse patlamalar sırasında evde olmam. Ha, akşama balık al, evde yemek yok, unutma sakın. Hey, ne güzel bir araba değil mi? Çok güzel, sana da çok yakıştı. Nihayet bir arabam oldu. Hı-hı. Bir de yuvam olsa. Ben senin yuvanı yaparım hayatım. Belki sırası değil ama nasıl söylesem... Ben deliyim. Ne? Yani sen delisin. Ne demek istiyorsun Hüsnü? Ben sana deliyim. Deli gibiyim. Sana deli gibi aşığım. Ben de sana canım. Ah, içim bir volkan gibi. Ah. Her an patlayabilirim. Ah. Galiba patladı. Muammer bu. Gençlik kremi üzerine çalışıyor. Hemen git bak. Bulduysa bana da getir. Tamam. Senin için gençleşmek istiyorum hayatım. Aslanım benim. Hadi. Bekle burada, şimdi geliyorum. Hadi canım. Sakın arabanın orasını burası karıştırma. Yo. Dayı bey, buldum galiba dayı bey. Niye, gençlik kremini mi yoksa? Herhalde. Ben banyoya giriyorum, tamam mı? Tamam. Ben de bunlardan bir tanesini alıyorum. İyice incelemeden kimseye kullandırtma, tamam mı? Tamam, sen kafanı yorma. Evet, biz geldik. Arabayla resimlerinizi çekeceğiz. Siz arabanın resmini çekin, durun, ben geliyorum. Al pamuk prensesim, işte gençlik kremi bu. Al. Hele, çabuk ver onu bana. Gençleşmeye gidiyorum. Hatta arabaya resim çektirmeye. Dayı bey merhaba. Bizi gördüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Hiç merak etme. Yürü çabuk. Oh, mis gibi kokuyor. Elimizin üstünde bir deneyelim bakalım. Oh, şahane. Bir dakika geliyorum, bir dakika, şimdi geldim. Muammer, başım dertte. Başım mı dertte? Affedersiniz, kusura bakmayın, banyodan yeni çıktım da, hayrola ne oldu? Hiç bizde ver, bize yardım et. Mesele nedir? Biz birbirimizi seviyoruz, bizi kimse ayıramaz. Bir bu eksiktir. Sen anlamazsın, onun için çıldırıyorum. Kızı buradan götür, başka yerde çıldırın. Biliyorsun bu kadın bana dokunuyor. Ona alerjim var. Az sonra kıpkırmızı olacağım, tamam mı? Biz birbirimizi seviyoruz. Ne olur bize yardımcı olun. Nedir mesele? Dostu peşimizde. Beni onunla görmemeli. İkimiz de temizler vallahi. Kız burada kalsın, ben gideyim. Tabii, dostu da gelsin, beni temizlesin. O yukarı çıkan hostöler değil miydi? Oydu tabii. Peki burada ne işi var? Muammer'e gelmiştir. Şunların bir resimlerini çek. Çek. Hadi. Hatice'yi çiftlikteki eve getir. Ben gelir sizi bulurum. Hayır, ben hiçbir şey yapamam efendim. Saçımı döktün. Kadın oldum senin yüzünden. İnsanlar peşime düştü. Dayak yedi. Hep senin yüzünden. İki filmdir sana yardım ediyorum. Şimdi bu kez de sen bana yardımcı ol. Bir arkadaşlık yap artık. Cehenneme kadar yolum var. Allah cezanı versin. Çiftlikteki ev nerede? Hatice biliyor. O seni getirir. Geliyorlar. Geliyorlar. Ben yangın merdiveninden kaçıyorum. Canım, yangın merdiveni yok ki. Su borusundan inerim. Cehenneme git. Emin.
Geldi. Yüzüme ateş bastı. Biraz sonra kızaracağım. Geldi. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Hadi defol git hadi. Yardım edin ne olur. Evet işte buralar. Güzel. Durun çocuklar. Güzel. Oldu mu ya Muammer Bey soyunuk? Siz Kürtle. Siz de çıkarsanız olur mu? Kıracağım. Güzel, güzel, güzel. Ben sizi çok seviyorum. Bu olay teferruatta büyük patlar. Mavi Muammer Hoşsöyleri arakladı. Bir yuva yıkılıyor. Çok güzel, harika. Ne yapıyorsunuz çocuklar, ne yapıyorsunuz? Muammer Hoşsöyleri'nin cazibesine dayanamadı. Söyleyin lütfen, bu aşk ne zaman başladı? Şundan öhdü ver bir tane. Lütfen, lütfen bir açıklama yapın bize. Bir tane harika. Çocuklar lütfen çekin. Bir dakika, bir fotoğraf çekiyoruz ya. Çok güzel, resmi çekilir canım, Allah Allah ya. Hemen çıkmazsak benimki burayı basar. Çiftlikteki eve kaçalım ha? Taksi çağırayım. Üstüne bir şeyler giy. Gazetenin arabasıyla gideriz. Doğru ya. Hemen giyiniyorum dur. Biz hemen gazeteye gidiyoruz. Haber yetiştireceğiz. Sabahleyin gazeteden biri gelip arabayı alır. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi gidelim. Bak Mural nedir o? Çok kıymetli bir şey. Ama ağzımdan tek kelime alamazsın. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Bu bir iksir. Aşk iksiri. Kimseye söylemeyeceğine yemin et. Yemin ederim. Gençlik kremi bu. Yalnız bende var. Ve ilk defa da ben kullanacağım. Şimdi içeri gençleşmeye gidiyorum. Bir yerden gençlik kremi mi, gençlik aşısı mı ne bulmuş? Sürünüp gençleşecekmiş. Kız, ister misin bizden genç olsun? Bizim de sürünmemiz lazım bu kremden ne olursa olsun. Bu haliyle ben sizden gencim diye bize hava atıyor. Bir de gençleştirse o zaman ne yapacağız bakalım? Haklısın. Hadi gidelim bari. Gençleşiyorum, bir genç kız alıyorum. 18'de bir tane. Keçi kız, keçi kız, söyle bana neredeydin? Keçi kız, keçi kız. Keçi kız, keçi kız, var mı senin gibisi? Keçi kız, ne güzel abla. Hadi. Gençleşiyorum, keçi kız, keçi kız, gençleşiyorum. Çabuk anahtarları ver. Olmaz, arabayı kıpırdatamazsın. Kıpırdatmayacağım, arabayı bayana göstereceğim. Anahtarı üstünde. Bizi gördüğünü kimseye söyleme, ne tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Dur, sen ne yapıyorsun? Gidiyoruz işte, dolaşacağız. Emaneti arabayı götüremezsin. Ha? Ya ne yapıyorsun Muhammed? Ay yapma yapma ya! Al bu arabayı geri dön kardeşim! Gel buraya be! Hadi sürünelim hocam. Allah Allah, bana da biraz. Burnusun, burnusun çok iyi. Çok iyi gidiyor. Şöyle sürüyor. Anladım, anladım. Çok güzel. Muammer'in evi burası mı? Üst kat. Ya evdeler açmıyor ya da evde yoklar. Kapıyı kıralım, başka çare yok. Hadi. Ha.
bildiklerine kimseye bir şey bahsetme, tamam mı? Tamam. Evi terk etmişler. Pekala, Kenan'ı konuşturup nereye gittiklerini öğreniriz, gidelim. Anlaşıldı mı? Babam, ben hiçbir şey görmedim. Bugün bir şey görmedin, tamam mı? Tamam. İyi ki bir şey görmedin. Kızlar okulum geçti. Senin yüzünden oldu. Bir kız arıyorum, bir düzeliyorum. Sonunda geldi. Burası mı? Evet. Hadi yürü bakalım. Kapıyı çalacaktım ama... Benden önce birisi fena halde çalmış. Kimse yok mu? Hoş geldiniz. Buyursanıza. Rahatsız etmeyelim. Ne demek? Size kapımız her zaman açık. Sadece size değil, herkese açık. Ne olmuş bu kapıya böyle? Hırsız falan mı? Hırsız olsa gene iyi. Muammer kimyasal deneyler yapıyor. Tehlikeli değil mi? Oyalanıyor çocuk. Bugün büyük bir patlama olmuş anlaşılan. Anlaşılan bu kez aradığını buldu. Patlamanın şiddeti onu gösteriyor. Ne arıyor ki? Gençlik kremi. Ben de sanmıştım ki... Sen kel ilacı mı sandın? Affedersin doktorcuğum. Sen böyle daha şeysin. Yani parıl parıl. Pardon, pırıl pırıl. Yani yakışıklısın. Çok yakışıklı. Bizimle yemek yer misiniz? Yersiniz, yersiniz. Yer misiniz, yemez misiniz? Vallahi bilmem ki. Muammer de çok sevinir. Balık pişirir, kafaları çekeriz. Nerede onlar? Muammer büyük bir ihtimalle balık almaya gitmiştir. Dayı da kapıda arabanın başındadır herhalde. Ben girerken ne araba vardı ne dayı. Herhalde yıkaya yıkaya arabayı eve Belki de Muammer onları yurt müdüresiyle gezdiriyordu. İkna edebildiyse tabii. Ne oldu? Dayı, ne var? Ne oldu? Hiçbir şey söyleme. Nasıl yani? Muammer o kadınla gitti. Hangi kadınla? O şarkıcı var ya, hani hoş söylen miydi ne? İnanamıyorum. Gözümle gördüm. Benim arabayla birlikte. Arkalarından bağırdım ama beni dinlemediler. Muammer bir şey söylemedi mi? Kimseye bir şey söyleme dedi. Olur şey değil. Aklına kötü şeyler getirme. Muammer o kadından hiç hoşlanmaz, bilirsin. Gördüğü yerde kızarıyor. Az sonra gelir, her şeyi öğrenirsin. Göreceğiz bakalım. Of. Ay Allah. Of. Ay Allah. Nerede kaldı bu Kenan'da? Ben de merak ettim. Hayır, beni evden merak ederler. Dayı da arabanın peşine düşmüştür. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Az daha bekleyelim. Eğer gelmezse ben evime dönerim, sen de gidersin. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Lütfen yanımda kal, korkarım burada. Arabayı doğru düz bir yere park etmeliyim. Çabuk ol lütfen. Az yerde kendine bir uşak tut. Olur. Aman Allah'ım, araba yok. Dayının bir yerine inme yine. Araba nerede, çaldılar mı yoksa? Alçak Kenan. Alçak. Of. Arabasız eve gidemem bu Allah'ın dağından. Geceyi burada geçirip sabah karakola gitmeli. Başka çare yok. Thank you.
Sen hiç yatmadın mı yoksa? Nasıl yatarım Allah aşkına? Arabamı bekledim ama ne gelen var ne de giden. Durum ciddi desene. Ben de geç saate kadar uyuyamadım. Sabaha karşı dalmışım. Bayağı geç uyandım. Ablası nerede? Erken çıktı. Doktora muayenehanede yardım edecekti. Başımıza gelenlerle hiç ilgilenmiyor desene. Ateş bacayı sarmış. Gözü dünyayı görmüyor. Sana söylemek istediğim bir şey var. Eğer araba gelmezse mahvolduk. Arabayı bana emanete verdiler. Yani geri vermek kaydıyla. Ne demek oluyor bu? O araba sana kuradan çıktı. Hayır, o gece benimle anlaşma yapıp 500.000 lira verdiler. Geri vereceğime dair kağıt imzaladım. Az sonra arabayı almaya gelecekler. Ağlama dayı. Olan olmuş artık. Nedir o sakladığın? Hiç. Nasıl hiç? Gazete. Teferruat gazetesi. Bakma sinirlenirsin. Vay 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 vay. Şimdi her şey anlaşılıyor. Senin anlattıkların, gazetenin yazdığı ve Muammer'in bu gece eve gelmeyişi. Bu iş sana pahalıya patlayacak Muammer. Peki ben ne olacağım? Peki ya ben ne olacağım? Hepiniz kendinizi düşünüyorsunuz. Araba ne olacak? Cehennemin dibi olacak. Ha, seni Hulki diye biri aradı. Resim mi çekecekmişsiniz, nedir? Ha? Hulki. Evet, şimdi kafam çalışmaya başladı. O, okul aşkım Hulki. Telefon numarası nerede bunun? Dur sen şimdi. Alo? Hulki, sen misin? Ben Nebahat. Resim çekiyorsun öyle mi? Fotoğrafı da yapacak mısın? Peki ya film? Avukatın var mı? Güzel. Şimdi sana geliyorum. Avukatını da çağır. Sen ampulden de dayanıklısın be. Bak üçüncü ampulü değiştiriyorum, uyumak tamam mı? Istiyorum. Önce öç, şaka bakalım. Bülbül gibi oku yerlerini, sonra istediğin kadar uyuturum seni, tamam mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim hiçbir suçum yok. Uyumak istiyorum. Tabii seni cami avlusundan alıp getirdik buraya, değil mi? Sana biraz elektrik vereyim, uykun açılsın. Şey kıl çıkartıyor. Yoksa dayı bu kremden başkasına verdi mi? Verdiyse felaket. Kenan gelmedi mi daha? Bırak şimdi Kenan'ı. Mahvoldum, başım dertte, ben gidiyorum. Sen bir yere ayrılma, tamam mı? Beni bırakma. Tamam, döneceğim sonra, merak etme. Çocuklar, ben yalnızca bana oldu sanıyordum. Seni öldüreceğiz. Beni değil, kimi öldüreceğinizi biliyorum. Ona ilk kurşunu da ben sıkacağım. Yürü! Hulki! Nebahat! Avukatın geldi mi? Geldi, bekliyor. Hemen başlayalım.
Kızdan o resimleri bitireyim, hemen başlarız. Bırak şimdi. Defet hepsini. Önce ben. Önce benim resimlerim çekilmeli. İntikam ateşiyle yanıyorum, anlıyor musun? Neyin var, söylemedin? Ben yanmışım Hulki. Okey kızlar, şimdi siz gidin. Ben sizi daha sonra ararım, oldu mu? Soyunursam daha mı çabuk şöhret olurum? O senin soyunma derecene bakar kızım. Ne kadar soyunursan gazetelerde basılma şansın o kadar artar. Soyun Nebahat, soyun. Önce avukatla konuşsaydın. Onu da buraya çağır. Vakit kaybetmeyelim. Hem soyunalım hem konuşalım. Şarkı da söylemem şart mı şöhret olmam için? İstersen söyleyebilirsin. Okuldayken hiç de böyle değildin. Meğer sen ne kadar azgınmışsın. Bu daha bir şey değil. Ben azıyım da sen beni gör bir. Ha, durun çocuklar. Elinize bir şey geçmez. Yapmayın durun. Rica ederim yapın. Duygularımla oynadın. Muhammed daha önce nişan puan yapmıştı. Onunla bu sakallardan sizi gene ben kurtaracağım. Acele etmeyin. Yalvarırım çocuklar. Sonunda kendi ayağınla geldin ha? Gel bakalım, görülecek küçük bir hesabımız var. Bırakın beni. Kenan nerede? Kenan ampul yakmakla meşgul şimdi. Ne ampulü? Sana da yaktırırız, görürsün, çok zevk. Hayır, o ampul yakmayacak. Onun dişlerini sökeceğiz. Hadi yürü. Bırakın beni. Herif 9 canlı birader, 220 volt hız geliyor adama. Hemen alıştı. Yükselt bakalım şunu. Muammer'i bulduk. Artık elektrik vermeyin diyor. Elektrik dokunmuyor ki zaten buna. Elektrik sobası gibi herif. Odayı ısıttı. Nereye götürdünüz? Nerede? Yan odada. Dişlerini söküyoruz. Hadi ya, hadi devam. Aferin. Lamba söndü. Kadının yerini söyleyecek misin yoksa sökmeye devam edeyim mi? Benim kolum yoruldu, al biraz da sen sök. Başka dişi kalmamış ki, hepsini sökmüş. Peki ne sökeceğiz şimdi? Herifin bütün dişlerini söktük, hala konuşmadı. Burnunu ve kulaklarını keselim, ne dersin? Konuşacak galiba, dur bir dakika. Siz benim popomuyun. Ne oldu? Ne gürültü, ne oluyor ya? Dur bakalım şöyle. Ha, ne oluyor? Kaçmış. Burada daha fazla kalamazsın. Her an gelebilirler. Vay be. Demek öyle ha? Evet. Senin gıyabında senden bir celsede boşandı. Ama nereden bilebilirdi ki? Şimdi ne yapıyor? Oo, gazetelerde boy boy resimler, teferruatta foto romanı. Evet, bir de film çekiyormuş galiba, öyleymiş. Nasıl düzelecek bu işler? Sen o işi eniştenle bana bırak. Enişten mi? Doktor Ragıp. Doktor Ragıp mı? Ragıp içeri gelsene, gel. Merhaba. Ama Ragıp bekerdi, yani saçları döküktü hani. Senin bulduğun krem sayesinde. Ama yurttaki kızlar, dayı o kızlar da kullandı demişti. O işi de mumi şampuan halletti. Araba işinde üzülme. Gazeteden telefon ettiler. Arabayı onlar oradan almışlar. Peki ama orayı nasıl bulmuşlar? Vallahi onu bilmiyoruz kardeşim. Çok tuhaf. Komiserin selamı var. Senden bir haber ve adres bekliyor. Önce onlara haber verip hepsini oraya toplamalı. Böylece Kenan'ı da ellerinden kurtarmış oluruz. Sen orasını bizde bırak. Tabanca, tüfek, bir şey bulmamız lazım. Komiser kendini koruman için sana verecek. Çok iyisiniz. Davranmayın, yakarım. Kıpırdamayın, olduğunuz yerde kalın. Kıpırdamayın. Çekil pencerenin önünden, çekil. Çok korkuyorum. Ben de öyle, çekil pencerenin önünden. Seni her an avlayabilirler. Çekil oradan.
evine çok yaklaştılar. Eline de silah hiç yakışmıyor. Bende de öyle. Kenan ne vaziyette acaba? Hiçbir şey bilmiyorum abla. Yaklaşmayın temizlerim. Yaklaşmayın. Daha önemli olamaz. Özür dilerim. Böyle bir karım olsun isterdim. Türk polisi tam zamanında yetişti. Sonra ne mi oldu? Ben eski karımla yeniden evleniyorum. Tabii ki yalnız ben değil. Biz de artık doktorcuğumla evleniyoruz. Biz de kimseden geri kalmayız. Herkes evlenir de biz durur muyuz? Yalnız tek üzüntümüz Kenan. Bugün o damat değil nikah şahidi. Üzülme oğlum, bir dahaki filmde seni de evlendiririz. Tabii bir de benim hemen dişlerimi yaptırmam gerek. Yani bu kez filmi tadıyla bitirdik. Rahat rahat son yazabiliriz. Durun. Bir dakika. Ne oldu? Size telefon var. Bana mı? Alo? Sana söylemiştim. Bundan sonraki filmde görüşürüz diye. Gerçi intikamım istediğim gibi olmadı ama hiç değilse dişlerini söktüm. Teferruat benim gazetem. Hoş söyler de ben taktım peşinize. Yani her şeyi ben tezahladım kısacası. Çok eğlenceliydi doğrusu. Al dişlerini, bu gece gerdekte lazım olur. Ne duruyoruz? Düşelim şunun peşine. Acele etme. Önce evlenelim oğlum. Dördüncü film ne güne duruyor? Bu da bitmedi desene. Dördüncü filmde intikam alma sırası bizde. Thank you.